Günaydın. Şimdi stajı hazırlanıyorum. Bugün biraz erken kalktım. Giyelim bakalım. Bugün ne giysem? Nasıl oldu? Çok uzun oluyordu da içeri attım. Yas işte. Arkadaşlar, gecim de bu şekilde oldu. Fix. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu kadar. Bu zamanla mont giymedim. Çünkü çok sıcak oluyor mont giyince. Kot ceket giydim. Çantama da atkımı aldım. Eğer düşürsem atkımı atarım bölümü. Ve şimdi otobüse yetişmeye çalışıyorum. Selam arkadaşlar. Şu an staj defterimde bayağı bir yer kat ettim ve şu an dünü yazıyorum. Dün ne yaptıklarımı yazıyorum. Ondan sonra bugüne geliyor. Bugünü de yazarım. İşte bugün de dün ne yaptıklarımı yazacağım. Staj defterimde bayağı bir kısmı tamamladım arkadaşlar. Dünü yazacağım. Daha sonrasında işte bugün çıkarken de bugünü falan yazarım. Neler yaptıklarımı yazarım. Ondan sonra arada bir gün bir yeri yazmamıştım. Estetikle ilgili olan bir kısmı. Onu tekrardan yazıyorum. Ondan sonra bitiyor staj defterim. Sonra son iki günde. Bu arada bugün çarşamba. Yani ne ara çarşamba oldu ben bilmiyorum. Yani artık okula gelemeyecek olma düşüncesi beni bir tık üzüyor gibi böyle. Çünkü hani biliyorsunuz zaten pandemideydik. Ve pandemiden dolayı kaç sene okula gelemedik. Yani iki sene falan okula gelemedik. Ondan sonra zaten derslerin kimisi online, kimisi yüz yüze oldu. Bir ara zaten biliyorsunuz geçen sene ilk dönem ben IME yaptım. IME yaptığım için sadece iki ders alabilmiştim. Stajdaydım zaten haftanın 4 günü. O iki dersim de online'dı. O yüzden okula yine gelmemiştim. Sınav için gelmiştim. Yani bu bir ay içerisinde okulda olmak gerçekten beni mutlu etti. Çünkü dediğim gibi yani uzun zamandır okulda olmadığım için okulu gerçekten çok özlemiştim ve benim için çok iyi oldu. Ama şimdi buranın bitme düşüncesi beni böyle bir tık üzüyor gibi. Yani hocayla da konuştum, sıkıldığın zaman gelirsin diyor. Tabii işe girmezsem, sıkılırsam tabii ki de gelirim, burada çalışırım. Yine bir şeyler öğrendim, kendime bir şeyler katarım. Sonuç olarak yani düşünün, 3 haftada sıfırdan bir program öğrendim. Yani bu bence çok iyi bir şey ve harika bir şey. Çünkü hiç bilmiyorum, sorabileceğim hiçbir şey yok. Kaynak çok kısıtlı. Yani ben Quest'te ADMS'in diye düşünüp baktım, menüyün aslında Quest'te simin menüyü ve ben oradan bir çıkarımlar yapıp şu an evet tam hocanın istediği şey olmasa da, çünkü hoca bir analog devre üzerinden benim bu çıkları elde etmemi istiyor ama ben daha çok bir dijital devre üzerinde bunları yaptım. Şimdi bu iki günde de full bunu araştırıp full analog bir devre üzerinden nasıl bunu yapabilirim bunu araştıracağım.
Ve 2 gün içerisinde de bunu yapabileceğime inanıyorum. Çünkü artık belirli bir altyapı sağladım kendime. Esedit'te böyle çok basic bir devre çizip bunun çıktılarının sonuçlarını gözlemleyeceğim. Ya aslında dediğim gibi olay yine bir test bench kısmında bitiyor. Bu test bench'i büyük basıkla kendimiz yazacağız. Çünkü yine bununla alakalı hiçbir şey bulamadım. Bir ara ben YouTube'dan bir tane birisini bulmuştum. Hatta ona ben mail attım. Bayağı onu ben darladım. Vipindiye'ydi. Vipindiye birisi. Dedim mi ya? Vipindiye birisiydi. Hatta ben adamı bayağı darladım. En son adam bana dedi ki işte ben bunun üzerine daha çalışmıyorum ama istersen bakabilirim. Bunun için günlük bir ücret söyleyeceğim. Dedim yok kardeş yok. Zaten sen o bana yazmadan, o bana cevap vermeden de ben zaten çoktan problemi çözmüştüm, halletmiştim dedim. Yok teşekkürler. Thank you for your help so far. I finally got it done. I no longer need help. Thank you. Have a nice day yazmıştım. Ya artık ihtiyacım yok. Teşekkür ederim, ben kendim zaten hallettim. Dedim de konuyu kapattım. Neyse şimdi bu son günü de yazacağım. Ondan sonra bu analog devre kısmını birazcık araştıracağım. Öyle. O zaman çalışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Bir küpüklüğümüzle beraber. The next day. Valla arkadaşlar şöyle giyindim. Yani nasıl oldu? Bence iyi oldu. Yani içime gri bir kazak giydim. Çünkü siyah kazağım yıkanmadan yani ikili de. Bu şekilde. Yani bu kadar basenli değilim ama pantolonun modelinden dolayı böyle birazcık çok basenli gibi duruyorum ama iyi has bence ya. Böyle rahat bir şey giymek istedim. Bu pantolon çok rahat çünkü. Aslında şu an yapmaya çalıştığım şey bir tane devrenin kodunu Esedit'ten VHDL kod olarak çıkartabiliyorum ve onu compile edebiliyorum Questesim'de. Bir problem çıkmıyor. Ama bizim dalga çıktısını görebilmemiz için, sinyal çıktılarını görebilmemiz için test bench'in olması gerekiyor. Benim şu an yapmaya çalıştığım şey de bu programların birinde biz yazmadan test bench kısmının yazılması. Bununla ilgili bir örnek buldum ama bu örnek Quartus ve ModelSim'de yapılıyor. QuestSim'de yapılmıyor. Yani ModelSim ile QuestSim birbirine çok benziyor ama olmuyor. Çıkmıyor. Ya orada çıkan şeyler, adamın bastığı şeyler. Bende çıkmıyor. Şu an bugün bunu halletmeye çalışacağım. Umarım halledebilirim. Olmadı yani. Bir tane analog devrenin VHDL kodunu çıkartıyoruz ama test bench'ini kendimizin yazması gerekiyor. Sinyal çıktısını elde edebilmemiz için. Bu sonuca varacağım. Ama bugün akşama kadar bunu araştırıp bunu halletmek istiyorum. Öyle. Onun dışında da başım çok ağrıyor bugün. Aşırı ağrıyor ve başım nasıl gözüme vurmuş vaziyette. Saat şu an 12.30, 1.30 gibi falan yemekhaneye gider yemek falan yerim. Aslında hiç yemek yesim yok. Ama başımın ağrısını giderebilmek için yemek yemem gerekiyor herhalde. Bilmiyorum. Bir tane arkeos içtim ama şu an çok da bir etki etmedi sayılır. Bilmiyorum, bugün Perşembe. Yarın stajda son günüm. Değişik. Burası da bitti be. Sonra ne olacak?
Yine bir bilinmezlik, yine bir belirsizlik bizi bekliyor. Beklesin, hiçbir problem yok. Biz alıştık artık. Öyle yarın da staj çıkışında İlahiyat Fakültesi'ne gideriz. İlahiyat Fakültesi de hazırlığın orada olduğu için çok mutluyum. Bir an tepeye çıkacağım falan diyordum ama çıkmıyormuşum oraya. Ya şu yüzden yakındım bu duruma da. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. İlahiyat Fakültesi'ne çıkarken, yani önceden o eskideydi. Size bir yer göstermiştim ya. Önceden oradaydı ve oraya giderken bir tane otobüs geçiyor ve o otobüs de saatte bir falan geçiyor yani. O bir tane otobüs de saatte bir geçiyor. O yüzden hangi otobüs, yetişebilir miyim, hangi saat aralığında olduğunu bilmediğim için böyle dert yakındım. Yoksa tabii ki de giderim yani. Bir problem yok. Tabii ki de gidip gireceğim. Ama işte hazırlığın orada olduğu için mesela benim evin ilerisine 53'e bindiğim zaman hazırlığın oraya götürüyor. Yani hazırlık dedim, eski hazırlık. Şu an hazırlık Körfez'e taşındı. Benim olduğum senede, 2017 senesinde hazırlık havuzun oradaydı. 2018 senesinde Körfez'e taşındı. O hazırlık binasına da İlahiyat Fakültesi taşındı. O yukarıdan aşağıya inmişler. Bunu öğrendim. O yüzden orası iyi oldu. Yani bu yüzden dert yanıyorum. Yoksa çünkü yukarıda olsaydı otobüse bineceğim. A kapısını oraya ineceğim. A kapısını oradan bir tane otobüse bineceğim ve yukarı çıkacağım. Hani sınav günü zaten otobüsler sıkıntılı oluyor. Ne zaman gelecek, ne olacak hiç bilmiyorum. Aslında benim bütün yakarışım bunaydı. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Öyle, şimdi havuzun orada olduğu için mutlu oldum. Gideriz yarın. Hem İlahiyat Fakültesi'ne gezmiş olurum. Hem sınav yerini falan görmüş olurum. Sınıfını falan görmüş olurum. Sonrasında da havuza gideriz. Havuzdan bir belge alırım. Daha sonrasında da işte aslında bunu yarın öğle arasında da yapabilirim. Çünkü idrar tahlili falan yaptırmam gerekiyor ve onun için pazartesi beklemem gerekiyor. O kadar beklemeyeyim yani. İdrar tahlilini yaptırırım. Zaten o bir güne çıkar herhalde diye düşünüyorum. Hemen onu işte onaylatırım. Hafta sonunda belki, hafta sonu havuza gidemeyiz çünkü sınav var. Pazartesi falan havuza gideriz diye düşünüyorum. Planlarım bu yönde. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi ben çalışmaya devam edeyim. Sonra görüşürüz. Şimdi yemekhaneye gidiyorum. Umarım üşümem çünkü mont almadım. Çünkü mont alınca böyle hem çok sıcak oluyor, bazen çok soğuk oluyor, bilmiyorum. O yüzden umarım üşümem diyorum. Yemekhanede görüşürüz. Yemekhanenin şurası yemekhane. Oradan çıkınca şöyle bir alana geliyorsunuz. Burada da İsmet'i görüyoruz. Arkada ben ölüyorum. Buralar ıslanmış hep. Bakın böyle arka manzarası. Şurada hocaların falan kaldığı yer herhalde şuralar. Sonra işte bakın şurası artık İlahiyat Fakültesi. Önceden burası hazırlık binasıydı. Sonradan hazırlık körfezi taşınınca oraya geldik. Yarın falan oraya gideceğiz, bakarız. Burası havuz. Şurası da besyo. İşte burada basketbol sahası, tenis sahası falan filan var şurada da. Buralarda yurtlar. Buralarda fakülteler. Şurası, şuradan arka tarafı yemekhane arkadaşlar. Şu an orayı göremiyorsam oradakiler beni görüyor. Birazcık da yemekhanenin ön kısmını göstereyim dedim ama aşırı rüzgar esiyor ama soğuk olur diye düşünüyordum ama çok soğuk değil. Umarım ses iyi geliyordur. Öyle. Aa, şu tarafa doğru yürüyelim bakalım, bu taraflarda o neler varmış. İlk defa da böyle buraya doğru yürüyorum bu arada. Arkada millet beni görüyor da ben onları göremiyorum şu an. Şurası komple mühendislik arkadaşlar. İşte F'si, C'si, A'sı falan böyle gidiyor. Buralar öyle. Kapak ikide bir açılıyor. Az önce de korktum onu. Kapak yine de bozulmuş herhalde. Neyse, başka bir telefon kırılma faciası yaşamadan buradan gidebilir çünkü rüzgar esiyor. Biliyorsunuz ki bir önceki telefonum Bilişim Vadisi'nde takla atmıştı.
buna izin veremem çünkü bu benim telefonum değil. Biz o zaman labda görüşürüz.